Evet, liderlerin açıklamalarını dinliyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarının oy kullandıktan sonraki açıklamaları. Hiçbir şey kalmadı efendim. Saat 16:20. Yaklaşık 40 dakika sonra oy verme işlemi sona erecek. 17'den itibaren de seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarımız burada. Her an yeni sıcak bilgiyle burada olacaklar. Murat şimdi hemen eklendi, mikrofonu taktı evet. Hızlıca. Hiç oyalamadan soruyorum. Murat, ne var hoş geldin. Elinde bilgi hemen. Bütün sandıkları herkes kontrol ediyor ki ben de İstanbul'da birçok okulda sandıkların başına gittim. Gayet yoğun bir katılım var. Bence Türkiye tarihi günlerinden birini yaşayacak katılım açısından. Şöyle biliyorsunuz ki oy pusulalarında YSK mührünün bir adayın üzerine gelip arka tarafta çok belirgin olarak bunun belirgin olduğuna dair görseller paylaşıldı. Bunun geçersiz olduğuna dair bir takım iddialarda bulundu. Bu doğru değil. YSK, İYİ Parti temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk bununla ilgili başvuru yaptı. YSK karar tip de başvuru yaptı. Bununla ilgili YSK kararını verdi. Bu oylar geçerli. Çünkü YSK mührü olduğu için nerede olduğu önemsenmedi ve bu oylar geçerli oldu. Urfa'da biliyorsunuz ki birçok seçmenimiz, birçok yurttaşımız bununla ilgili videolar paylaştı. Seri şekilde bir adayın üzerine vurulan oylar söz konusuydu. Bununla ilgili de bu Urfa Hardan ilçesi Minare köyünde gerçekleşmiş. Bununla ilgili Mahmut Tanal'la da görüştüm. Oradaki ilçe başkanıyla da görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve il başkanıyla da görüştüm. Doktor Ali Şeker milletvekili orada şu anda. Bununla ilgili tutanak tutulmuş. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. YSK kararının çıkmasını bekliyor. İptal edilmesini bekliyor o oyların. Yani iptal edilebiliyor böyle. Video paylaşıldığı zaman, yeri tespit edildiği zaman oylar iptal edilebiliyor. Tutanak tutulmuş zaten bununla ilgili. Aynı zamanda bir ismini vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama bir belediye başkanı WhatsApp grubunda yaşlılarla birlikte girin, baskı yapın, korkmayın gibi mesajlar atmış. Oğuz Kağan Salıcı bunu paylaştı, ifşa etti. Bununla ilgili de çeşitli mesajlar geliyor. Bu söylemende bir sakınca yok. O belediye başkanı. AKP'li belediye başkanı WhatsApp gruplarında gelen yaşlılar için eğer yanında refakatçisi yoksa girip onunla birlikte oy kullanabilirsiniz. Size karşı gelirlerse baskı uygulayabilirsiniz. Korkmayın tarzında bir WhatsApp mesajı atmış. Bu suç. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bununla ilgili de hemen yasal işlemler başlatıldı. Kaldı ki sandığın başında zaten yurttaşlar inanılmaz bir baskı içerisinde ve kontrol halinde. Belli bir yaşın üzerinde oy vermeye tek başına gelenler zaten geçtiğinde kabine oy kullanmak için yanında oradaki herhangi biri giremiyor. Yanına kimse giremiyor, değil mi? Fakat bu seçimde pusulanın uzunluğundan ve katlama şeklinden dolayı, zorluğundan dolayı oradaki sandık kurulu başkanının onayıyla, izniyle birisinin girip sadece o katlama birinci ve zarfa... derece yakını. Öyle mi? Ha, bunu birinci bir netleştireyim. Çünkü bana bugün böyle bir şey söylediler. Ben emin olamadım. Öyle mi, değil mi diye. Sadece birinci derece yakını girip yardımcı olabilir. Yürüyemiyor ya da sandığa gitmesinde gerçekten problem yaşıyor. Sandık başkanı orada yetkilendirilmiş biri, kendisi tarafından yetkilendirilmiş oradaki kurul üyelerinden biri ya da birinci derece yakınıyla birlikte bu hoş görülüyor ve giderilmeye çalışılıyor. Yani yurttaş oyunu kullansın, iradesini göstersin maksadıyla bu yapılabiliyor. Ama başka birinin girmesi kesinlikle kanunen de yasak zaten. Sevgili Şule, sözü sana bırakacağım. Biraz önce tıpkı Senem'in yaptığı gibi sadece sende kulaklık yok galiba. Ben Rejan arkadaşlarım der ki Ferit Demir de hazır. Diyarbakır'da Halk TV muhabiri orada nasıl gidiyor? Oy verme işlemi, herhangi bir olumsuzluk var mı? Sandık başlarından yansıyanlar neler diye. İstersen bir Ferit'e dönelim, ona sözü bırakalım. Ondan sonra ben de şimdilik izninizi isteyeyim. Siz yayına devam edeceksiniz. Ferit, merhaba, duyabiliyorsun değil mi beni? Duyuyorum. Tamam. Diyarbakır'dasın, neler paylaşacaksın? Seni dinliyoruz. Sele Diyarbakır'da oy verme işlemi yaklaşık 40 dakika sonra son bulacak. Ve oy sayımına geçilecek. Oylar sayıldıktan sonra ise hemen arkamda görüyorsunuz Diyarbakır Adliyesi'ne Yüksek Seçim Kurulu'na getirilecek. Burada oy pusulaları buraya Yüksek Seçim Kurulu merkez ilçe ve ilçe seçim kurulları var. Burada Yenişehir işte görüyorsunuz güvenlik görevlileri orada bekliyorlar. Oraya gidecek güvenlik görevlileri ve diğer görevlileri arayarak sıkı kontrolden geçirerek gidiyorlar. Yenişehir, Kayapınar, Bağlar, Sur, Kocaköy ve diğer ilçelerin seçim kurulları, o seçim kurullarındaki oy pusulaları oraya sayıldıktan sonra oraya getirilecek. Burası da adliyenin girişi. Bütün görevliler burada kontrol altına kontrol edildikten sonra içeri alınıyor. Ve güvenlik, sıkı bir güvenlik çemberi oluşturulmuş, bariyerler konulmuş. Akşama hazırlıklar tamamen bitmiş burada. Okullarda oy verme işlemleri şu anda
çok sakinlemiş durumda. Sabah erken saatlerinden itibaren kalabalık gruplar halinde vatandaşlar oylarını kullanmaya başladılar. Biz sandık birçok okula gittik, sandık başlarına gittik ve %85'ten fazla, bazı okullarda, bazı sandıklarda %90'a varan oy kullanımı yapıldığı bilgisini aldık. Burada ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. En büyük olumsuzluk ise birçok siyasi partiye mensup müşahitlerin sandık başlarına bırakılmadığı yönde müşahitlerin çok fazla şikayeti oldu. Birçok okula gittik ve aynı şikayetle karşılaştık. Müşahitlerin normalde oy kullanılan sandıkların bulunduğu sınıflara gitmesi gerekiyor. Gidebilme yetkileri var, ancak bırakılmadıklarını söylüyorlardı. Bu konuda şikayetleri vardı. Bir başka konu ise Diyarbakır'da bir siyasi partinin liderinin pankart ve afişleri sökülmemiş. Yasak olmasına rağmen dün akşam saat 17 itibariyle bu afişlerin sökülmesi gerektiğini, ismini vermek istemiyorum ama kilometrelerce bulvarlarda ve ana yolda, özellikle Diyarbakır, Elazığ karayolu boyunca o siyasi parti liderinin, Cumhurbaşkanı adayının afişleri bütün şikayetlere rağmen, diğer siyasi partilerin başvuruna rağmen YSK tarafından ve güvenlik birimleri tarafından kaldırılmamış ve şu anda bizim bulunduğumuz caddenin üstünde de var, ancak reklamı olur diye ben göstermek istemiyorum. Bu yönde de çok fazla tepkilerin olduğunu belirteyim. Diyarbakır'da 1 milyon 143 bin seçmen oy kullanacak. Bu seçmenler 3763 sandıkta oy kullanacaklar ve oylar şu an itibariyle oy kullanım işleminin neredeyse tamamlandı ve sandık görevlilerinin saat 17'yi beklediğini size aktararım ve sözü tekrar size bırakalım. 60 kilometre uzaklıkta. Demir, teşekkür ederiz. Ferit'in olduğu yer önemli. Diyarbakır depremin etkilendiği illerden biriydi. Timur, bunu soracağım bir taraftan ama dakikalar kaldı. Sahiden heyecanlıyız. Tarihi bir seçim. O tarihi seçime, sonucuna da şimdiden hazırlıklarımız başladı diyelim. Şimdi diyor ki Ferit, olması gereken şu. O Cumhurbaşkanı adayının, isim paylaşmıyor elbette, bir taraftan seçim yasakları var. İşte seçim yasakları kimseye değil, bize işliyor. Ama bazı isimleri o seçim yasakları işlemiyor. Afişlerinin kaldırılması lazım, kaldırılmıyor. Öylesi bir süreçte biz bugüne geldik ki, mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını dinlerken, o mesajı vermeden önce 200 lira dağıttı çocuklara. Hep, yani kameralar önünde yaptı bunu. Bir taraftan devletin tüm imkanlarının da kullanıldığı bir seçim bu seçim, öyle mi? Ya bu seçim diğer geçmişteki seçimlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. Bu partili devletle gidilen bir seçim. Ya biz parti devleti nedir ve parti devletinde seçim nasıl adaletsizdir, aslında bunu yaşadık. Bakın, yani geçmişte neydi? Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı istifa ederdi değil mi? Seçim sürecinde derdi ki bu adil olmaz. Çünkü bu iktidarda olan partiye avantaj, adaya avantaj sağlar. Bunun için bu bakanların bir şekilde istifa etmesi gerekir denirdi. Bizde ne oldu? Bakanlar, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, ya seçim kampanyasını, hatta Ekonomi Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı daha doğrusu, seçim kampanyasını bakanlıkta başlattı. Yani bakanlık toplantı salonunda bir seçim kampanyasının başladığını gördük biz. Diğer taraftan bakıyorsunuz yine yine devlet, yani partili bir devletin seçiminde nasıl olur? Ya yine bir bakan, yine milletvekili adayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Baktık onu seçim arabasında AFAD kolileri var. AFAD kolileriyle dağıt.